Değerli arkadaşlar merhabalar. Sitemiz ragipsahin.com.tr adresine gönderilen binom açılımıyla alakalı birkaç soru var. Yapılamayan soru. Bunları çözeceğiz birlikte. İlk sorumuzdan başlayalım. Birinci sorumuz x kare artı 2y üzeri 5 açılımında x üzeri 4'lü terimin katsayısı kaçtır? Binom açılımında şunu bilmemiz gerekiyor. N'in reeli kombinasyonu çarpı A üzeri n eksi r çarpı b üzeri r. Bu nedir? Bu şu demektir. A birinci terim, b ikinci terim olmak üzere. A artı b veya a eksi b'nin n'inci kuvvetini aldığınızda ikinci terimin kuvveti b olacak, r olacak şekilde ki terimin katsayısını bulmamıza yarar. X üzeri 4 soruluyor burada. Hemen formülde yerine yazacağız. N yerine ne yazacağız? N eşittir 5. Üssümüz 5. R'yi bilmiyoruz. 5'in R'lisi çarpı A üzeri yani birinci terim üzeri X kare üzeri N eksi R yani 5 eksi R çarpı B üzeri R. İkinci terim. 2y üzeri R. Burada x üzeri 4'lü terim deniyor. X üzeri 4 olabilmesi için üstün üstü alınırken üstler çarpılırdı. Buranın 2 olması gerekiyor. 2 kere 2 4 olması için. 5 eksi R 2 ise R kaç olur? 3 olur. 5'in üçlüsü. 5'in üçlüsü çarpı x üzeri 4 olacak. Çarpı 2y üzeri r'yi 3 bulmuştuk. 3. 5'in üçlüsü 5 çarpı 4 çarpı 3 bölü 1 çarpı 2 çarpı 3. Çarpı x üzeri 4 çarpı 2'nin 3. kuvveti 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8 çarpı y küp. 3'ler sadeleşti. 4'ü 2'ye bölün. 2. 5 kere 2 10. 10 kere 8 80. X üzeri 4 çarpı y küp. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Ortadaki işaret artıysa sonuç her zaman artı çıkıyor zaten. Eksi ise eğer eksi ise R'nin alacağı kuvvet tek olduğunda eksi, çift olduğunda artı olur. Burada aradaki işaretimiz artı olduğu için cevap artı 80 x üzeri 4 y küp. Eğer burası eksi ise tekrar hatırlatıyorum. Cevap eksi 80 y küp x üzeri 4 olacak. X üzeri 4'ün katsayısı sorulduğu için x üzeri 4'ü ayrı tutup eksi 80 y küp diyoruz cevabımıza. Diğer sorumuz x kare bölü 2 eksi 2 bölü x üzeri 6 açılımında x üzeri 6'lı terim katsayısı kaçtır? Aynı formülü kullanıyoruz. N yerine bu sefer kaç yazacağız? 6 yazacağız. N eşittir 6. 6'nın R'li kombinasyonu çarpı A yerine ne yazıyorum? X kare bölü 2 yazıyorum. X kare bölü 2'nin 6 eksi R'nci kuvveti çarpı B yerine ne yazıyorum? Eksi 2 bölü x yazıyorum. İşaretiyle birlikte alıyoruz. Eksi 2 bölü x üzeri r. Üstün üstü alınırken üstler çarpılır demiştik. 6'nın r'li kombinasyonu çarpı. 2 ile çarparsanız x üzeri 12 eksi 2r bölü 2 üzeri 6 eksi r olur. Çarpı eksi 2 üzeri r bölü x üzeri r olur. Şimdi x üzeri 6 olması isteniyor. Burada bir bölme işlemi var. Bölme işleminde bölünenin üstünden bölenin üstü çıkartılır tabanlar eşitse. X üzeri 12 eksi 2 r ile 12 x üzeri r'yi işleme sokuyoruz. 6'nın r'lisi çarpı x üzeri 12 eksi 2 r vardı. Bölü x üzeri r olduğundan eksi r geliyor yukarıya çıkarken. Bölü 2 üzeri 6 eksi r.
çarpı eksi 2 üzeri r oldu. Şimdi x'in üzerinin 6 olması lazım. Yani şurası 6 olmalı. 12 eksi 3r eşittir 6 diyorsunuz. 3r'yi bu tarafa 12, 6'yı bu tarafa atarsanız 3r eşittir 6'dan r eşittir 2 çıkıyor. R yerine 2 yazacağız. 6'nın ikilisi 6 çarpı 5 bölü 1 çarpı 2 çarpı x üzeri 6 olacak bölü 2 üzeri 6 eksi r. R yerine 2 yazarsanız 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri eksi 2 üzeri 2. Çift olduğu için sonuç pozitif çıkacak. İşaret pozitif, unutmayalım. Sadeleştirmeleri yapalım. 2'ye bölün 3. 2 üzeri 2 4'tür. 2 üzeri 4 16'dır. 4 ile 16'yı sadeleştirirseniz burada 4 kalmış oluyor. Yukarıda 3 çarpı 5, aşağıda 4 kaldı. 15 bölü 4 x üzeri 6 oldu. Cevabımız katsayısı sorulduğu için cevap artı 15 bölü 4 oluyor. Diğer sorumuz. 1 artı kök 3 üzeri 5 açılımı düzenlendiğinde rasyonel terimler toplamı kaç olur? Rasyonel terimler dediği için burada ikinci terimimiz olan kök 3'ün çift kuvvetleri alınmalı. İkinci kuvveti artı 3'tür. Dördüncü kuvveti 9'dur gibi. Çift kuvvetler alınmalı. Şurada R yerine o zaman yazacağımız değerler 0, 2, 4. 6 yazamayız çünkü en fazla 5'e kadar çıkabilir. Tek tek bunları hesaplayacağız. N'in sıfırlısı, yani N'i de biliyoruz ki 5. 5'in sıfırlısı çarpı 1 üzeri 5 eksi 0 çarpı kök 3 üzeri 0. 5'in sıfırlısı 1'dir. 1'in her kuvveti 1'dir. Kök 3'ün sıfırıncı kuvveti 1'dir. Buradan rasyonel terim 1 geldi. R yerine 2 yazarsanız 5'in ikilisi çarpı 1 üzeri 5 eksi 2 çarpı kök 3 üzeri 2. 5'in ikilisi 5 çarpı 4 bölü 1 çarpı 2 çarpı 1'in her kuvveti 1'dir. Kök 3'ün ikinci kuvveti kök 9 yani 3'tür. Sadeleştirmeleri yapacak olursanız buradan 5 kere 2 10, 10 kere 3 30 olur. N yerine 1 de 4, R yerine 1 de ne yazıyoruz? 4 yazıyoruz. 5'in 4'lüsü çarpı 1 üzeri 5 eksi 4 çarpı kök 3 üzeri 4. 5'in 4'lüsü 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 bölü 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4. 4'ler gitti, 3'ler gitti, 2'ler gitti. 5 kaldı çarpı 1'in her kuvveti 1'dir dedik. Kök 3'ün 4. kuvveti kök 81 yani 9'dur. Burada 5 kalmıştı. Buradan da 9 geldi. 9 kere 5, 45. Bu üçünün toplamı. 1 artı 30, 31, 45 daha 76 oluyor cevabımız. Diğer sorumuz. 3. dereceden kök 3 eksi 1 üzeri 6 açılımında ortanca terim kaçtır? Şimdi ortanca terim dendiğinde binom açılımını biliyorsunuz. Birincinin en şöyle oluyor. Birinci terim A, ikinci terim B ise A üzeri N çarpı B üzeri 0. A üzeri n eksi 1 çarpı b üzeri 1 diye gidiyor. Ve en sonunda a üzeri 0 çarpı b üzeri n oluyor. Burada 0'dan n'e kadar olduğu için, bakın 1'den n'e kadar değil, 0'dan n'e kadar olduğu için n'in bir fazlası kadar terim vardır. N kaç burada? 6. Demek ki kaç terim var? 7 terim. 7 terim olduğuna göre ortanca terim kaç olacak? 3 terim sol tarafta, 3 terim sağ tarafta, ortadaki terim yani 4. terim olması gerekiyor. 4. terim için 1. terimde 6, 2. terimde 5, 3. terimde 4, 4. terimde 3 olmalı 1. terimimizin kuvveti. Yani şurası a üzeri n eksi r dediğimiz a üzeri 3 olmalı. Bunu sağlayan r değeri kaçtır? N 6 olduğuna göre n eksi
6 eksi r 3 olabilmesi için r'nin de 3 olması gerekir. R 3'e göre, n6'ya göre sorumuzu çözelim. 6'nın üçlüsü çarpı a yerine 3. dereceden kök 3 yazıyoruz. Bunun n eksi r'nci kuvveti, yani buradan zaten bulmuştuk kaçıncı kuvveti olacağını. 3. kuvveti çarpı b üzeri. Zaten 1. terimle 2. terimin üstleri topladığı zaman şuradaki sayıyı vermesi gerekiyor. Dolayısıyla burası da b üzeri 3. Zaten r'yi de 3 bulmuştuk. B üzeri 3. 6'nın üçlüsü 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 1 çarpı 2 çarpı 3. 1, 2, 3, 6 yapar. 6 ile sadeleştirdiniz. 3. dereceden kuvvetle 3. dereceden kök birbirini götürür. Buradan 3 gelir. B yerine 1 yazacağız. Ama işaretiyle birlikte, yani eksi 1 yazacağız. Eksi 1'in tek kuvveti eksi 1'dir. Sonuç o zaman 5 kere 4, 24 kere 20 kere 3, 60, 60 kere eksi 1, eksi 60 oluyor. Yapamadığınız soruları siz de sitemiz ragipsahin.com.tr adresine gönderin, çözüp yayınlayalım.